Evet, başladık. Şimdi sayın seyirciler son bölüme geldik. Son bölümde bakın adalet yürüyüşü ve sonrasını konuştuk ama memleketin başka halleri de var. İşte bu başka hallerini biraz gösterelim. Efendim, öyle zamanlar vardır ki mesela Hitler vesaire falan gibi hep o benzetmeler yapılıyor veya otoriter rejimler. O otoriter rejimler der ki vatandaşlarına, en azından bir kısım vatandaşlarına, ya kardeşim sizin özgürlüklerinizi kısıtladık, tamam kısıtladık ama bir sor, niye kısıtladık? Yani biraz parodi şeklinde söylüyorum ama karşılığında size güvenlik verdik. Bakın isteyen dağda bayırda dolaşıyor. Ben her köşeye bir polis, bir de hafiye koydum ama kimse kimseyi vurmuyor. Böyle şeyler söylenirdi. Bu bazı insanları ikna eder. Canım tamam benim neme gerek, zaten özgürlükle fazla bir işim yok diyen bir kesim de vardır. Maaşımı zamanında tam alayım, efendime söyleyeyim. Bir de işte güvenle yaşayayım diyen, bu önemli bir şeydir. Muhafazakar iktidarların büyük bir bölümü böyle ayakta kalır. Peki ama Türkiye'de bari bu oluyor mu? Yani mesela Türkiye'de diyelim ki 12 Eylül rejiminde bu oldu. Yani bütün özgürlükler bastırıldı. Karşılığında bir kısım vatandaşın, herkesin değil tabii, bir kısım vatandaşın ciddi bir güvenlik talebi ortada, yani o talep karşılandı. Diğer bazı muhalif vatandaşlar ise güvenliksizliğin daniskasını yaşadılar ayrı. Efendim bakın Türkiye'de basit bir örnek. Pendik'te bir görüntü göstermek istiyorum. Arkadaşlarımız göstersinler. Bu bahçeli evler galiba. Arkadaşlar Pendik değil zannediyorum. Veya hangisini bulursanız. Evet, Pendik. Şey nerede? Çocuklar nerede? Aile ne? Allah belanızı versin. Söz filmi gibi oldu. Şey, Kurtgöy, söz filmi gibi. Hayır, çabuk kıvırdı. Kaç içeri. Buraya. Nasıl oldu efendim? Bir araç vardı. Sizce? Yukarı doğru kaçmış, bilmiyoruz. Ateş edip kaçmış? Evet. Nasıl bir araç efendim? Bilmiyorum, ben görmedim. Başka insanlar konuşuyorlar. Siz silah sesleri mi duydunuz? Evet, evet. Kaç el ateş ettiler? Çok fazla. Çok fazla. Teyze gel, kameralım. Şimdi sayın seyirciler, hani eskiden böyle durumlarda Texas gibi olduk falan derlerdi. Şimdi Texaslılar herhalde Türkiye gibi olduk diyecek. Her gün böyle bir hadise. Bakın yani insanlar... Bir grup insan başka bir grup insanla, her ikisinde de pompalı tüfekler varmış. Takır 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 seslerini duydunuz. Bu bakın bir günde olan hadiselerden bir tanesi. İkincisini seyredelim. Bu da bahçeli evlerde. Araya girin. 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 Evet. Şimdi sayın seyirciler, bunlar da iki ayrı Suriyeli grupmuş. Şimdi memleketimizin standart günlerinde Türk gruplarla Suriyeli gruplar çatışır oldu. Çeşitli çatışmalarımızın dışında. Ayrıca şimdi Suriyeli gruplar birbirlerinden çatışıyorlar. Böyle de bir durum. Bu da bir günde iki tane sokak ortasındaki toplu dövüş silahlarında kullanıldığı. Şimdi başka bir şey daha. Bunları yorumlayalım. Türkiye'deki bir sosyolojik kırılmayı gösteriyor. Bir başka hadise. Çok vahim. Bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Belki de vardı da görmedik. Bir adam eşine zorla çocuğunun dışkısını yedirmeye kalktı ve bu kayda da geçirilmiş ve bunu seyredelim. Sonra şimdi kadıncağız konuşuyor arkasından ilk defa. Böyle bir olay. Konuşmalar Kürtçe ama işte adam zorluyor şey yapması için. Evet. Korkunç bir olaydı. Evet. Röportajını da görelim. Kadıncağız derdini anlatmaya çalışıyor. O işkenceyi ben çektim. Hatta
ölmek istedim yani kurtulayım diye. Fare zehri içtim, ölmedim, beni hastaneye kaldırdılar. Abisi her şeyi biliyor, babası biliyor, ailesi, herkes biliyor ama onlar bir türlü beni haklı yere koymadılar. Bu videoyu, bu olayı yaşadıktan sonra gizlice ben aldım hafıza kartımı. Kopyalattırdım. Sigarasını yüzünde, elimde falan söndürüyordu. Zaten bu iyileşmiş hali. Bayram akşamı yine ben o işkenceye maruz kaldım. Herkes bayramlaşırken ben başka bir alemdeydim. Yüzüme vurdu. Gözüm zaten iyileşmiş. Hep kan dolmuştu. Evet, hala ağrıyor. Alalım artık isterseniz. Alayım. Şimdi bir son görüntüyü daha vereyim ki Türkiye'nin panoraması tamamlansın. Eminönü'nde zannediyorum. Bu kez sen nasıl böyle açık saçık giyinirsin diyen adama her zaman olduğu gibi insanlar seyirci kalmamış. Bu sefer izleyelim. Hangi hakla karışıyorsun sen gelen geçen kadına kıyafetini? İyilik olsun ya. Peki tamam siz diyeceğim. Kim senden iyilik istedi? Ne demek iyilik? 7 yaşındaki çocuklara tecavüz ederken o zaman niye sokaklara çıkıp bakın diyorsun? Neredeydin Ensar'da 45 tane çocuğa tecavüz edildi? Neredeydin? Allah bilir. Sana ne, sana ne? Allah yardım. Gereksiz yaratık, sana ne Allah? Evet. Şimdi bunları simgesel olarak gösterdim. Her birinden 100 örnek buradan bulup gösterebilirim yani. Hani derlerse ki bir taneden bir şey çıkmaz, öyle diyorlar çünkü. 100 örnek verebilirim. Şimdi bunları konuşmak lazım. Tarihçi olarak da mesela Türkiye tarihinde böyle bir şey bu yaygınlıkta var mıydı? Yoksa acaba biz şimdi her şeyi kaydedebildiğimizden mi bunu bu kadar sık görüyoruz? Ya da gerçekten de bu AKP'nin en azından son döneminde böyle bir ciddi bir sosyal çözülme, bir dejenerasyon, işte şortlu kadınlara saldırma, etekli kadınlara saldırma vesaire falan, bu hakikaten sık gözüküyor. Ama diğer şeylere de bakıldığında... Aslında çağıyla, zamanıyla uyum sağlayamayan, evrensel değerlerle uyum sağlayamayan, geleceğinden yana güvensiz toplumlarda... olması çok doğal olan örnekler bunlar. Fakat burada aynı zamanda İslamcı nesiller yetiştirmek, İslamcı refleksleri milli refleks diye övüp cesaretlendirmek de bu tip örnekleri arttıran bir faktör. Mesela az önce o dışkı yedirilen kadın, mesela Türkiye'nin batısında genellikle Kürtlere atfedildiği için burada bir yorum getirmek istiyorum. Aynı bugün, olay Batı'da da olabilir. Yok, zaten Batı'da çok daha yaygın. Örneğin kadın cinayetleri Karadeniz'de çok daha. Ona şundan dolayı yaygın açıklama getirmek istiyorum. Şimdi bugün mesela Kürt halkı içinde iki damar var. Bir, iktidar aracılığıyla muhafazakarlaştırılan, kadının kesinlikle sosyal kimlik olarak var olamadığı, erkeğin istediği her şeyi yapabildiği ve bunun teşvik edildiği bir damar. Bir de kadının sokağa çıktığı, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, eş başkan olduğu ve asla kadına yönelik ayrımcılığın yapılamadığı bir başka sosyal damar. Bu iki sosyal damarı ayırmak aslında örneğin işte azınlık kimlikler açısından bu çok önemlidir. Alevi toplumuyla ilgili bir örnek olsaydı da bunun özellikle. Toplumun çoğunluğunun, teşvik edilen çoğunluğunun ön yargılarını açısından bu farkı özellikle belirtmek istiyorum. Ama bu belirlemeyi yaptıktan sonra genel olarak bu tip reflekslerin kesinlikle yeni olduğunu, aslında güvensiz, aslında hukuka, adalete, mahkemelere güvenini olmayan, çağla uyum sağlayamayan, dolayısıyla da her türlü sorunu kendi hiddeti, şiddeti, gücüyle çözmeye çalışan, çözülen, toplum olmaktan çıkan bir profilin yansımaları diye okuyorum. Ne yazık ki çok yaygın ve muhafazakarlaşma arttığı oranda kadına yönelik şiddet, ki bu kadına yönelik şiddet sadece sokaktaki değil, en sevdiği, en yakını, bu kah annesi, kah karısı, kah kız kardeşi, bunlar kaçınılmaz olarak birbirlerini besleyen şeyler. Bunlardan nasıl çıkarız? Tekrar yeniden toplumun geleceğine güvenle bakabildiği, muasır medeniyet lafını hakikate çevirerek, yani İnsan olarak, toplum olarak, kültür olarak, inanç olarak çoğulculuğumuzu bir sorun değil, bir zenginlik olarak görüp
kendimize istediğimiz, hani Yunus Emre'nin deyişiyle, sen kendine ne istersen farklı olana da onu iste diyen, yine Yunus Emre'nin deyişiyle 72 millete bir nazarla bakan bir yerden toplumun bu gerilimini almak lazım. Aksi takdirde toplumu 2023 hedefi diyerek, İslamcı nesiller yetiştireceğim diyerek toplumu sürekli çağa rağmen formatladığınız, sürekli belli bir kimliği övüp milli, dini olarak yüceltip diğer kimlikleri aşağılamaya kalktığınız zaman veya işte ben bakıyorum işte kadının giyimi falan diyen devlet görevlilerinin açıklamaların olduğu bir yerde küçük mahallelerde kendisine vazife çıkartan bu tip insanların sayısının artması kaçınılmaz hale gelir. Veya bir mafyatik teşkilatlanmanın giderek sırtını iktidara dayayarak her türlü şeyi yapabildiği bir atmosfer ve bunun cesaretlendirildiği bir atmosfer ne yazık ki bu tip örnekleri arttırır. O nedenle tek yol adalet, adaletin sadece bireysel bir iş değil, aynı zamanda kimliksel bir iş olduğunu içselleştirmek ve çoğulculuğu, hoşgörüyü, farklı olmanın bir hak olduğunu, bunun yasalarla da desteklenmesi gerektiğini içselleştiren bir yönelime girmemiz lazım. Bu anlamda da çağdaşlaşmamız lazım. O zaman bu toplum, bakın bugün bunları yapan bu toplum 60'lı 70'li yıllarda bambaşka şeyler yapıyorlardı. Şu örneği yaşı belli bir oranda olanlar hatırlayacaktır. Eskiden kırsal alandan gelen, örneğin solcular yardımıyla bir gecekondu inşa ediyordu. Asla demirlerini dışarıda bırakmıyordu. Hemen çatı yapıyordu. Kızını hemen okula gönderiyordu. Kendisi de bir fabrikada çalışıyorsa hemen sendikalaşmaya çalışıyordu. Bu toplumda örneğin bu tip örnekler yaşanmıyordu. Ama bu durumdan, yani yurttaşlaşan ve hak isteyen toplumdan devlet memnun değildi. Ne yaptı? Onları muhafazakarlaştıran, onları birbirinden koparan, sendikayı dağıtan, işte falan bir şey yaptı ve sonuçta biz bunları yaşamaya başladık. Yoksa bu durumu şeyle açıklamak doğru değil. İşte şu anda teknolojik aletler birbirimizi kollamaya daha uygundur. Hayır, toplumu muhafazakarlaştırırsanız, haklarına yabancılaştırırsanız, farklı kimliğe yabancılaştırırsanız maalesef ki bu örnekler yarın belki arayabileceğimiz günleri de işaret ediyor olabilir. Yani olay gerçek. Kayıttan çok yani kayıt fazlası var, azı yok. Azı yok ve bunun sebebi muhafazakarlaştırmanın getirdiği bir çürüme aslında. Kesinlikle. Tarihte bunun Türkiye toplumu için veya başka toplumlar için örneği var mı? Bu şekilde bir sosyolojik çürüme. Evet, aslında Pakistan. 100 yıl önce Afganistan tıpkı Türkiye'deki milli mücadele gibi kendi bağımsızlığını kazanmaya, yüzünü çağdaşlaşmaya dönen bir ülkeyken, 70'li yıllara kadar da bu pozisyonunu evet sürdürmüşken, şu anda dünyanın en geri ve sürekli artık sadece İslamcılık meşru olduğundan, yani yani Müslümandan söz etmiyorum, siyasal İslamcılık meşru olduğundan, artık siyasal İslamcılar arası yarışla insanların birbirini boğazladığı, bütün Orta Doğu, Suriye, evet, Irak, dün diktatörlük rejimleri vardı. Asla onların varlıklarını istemeyiz ama bugünle kıyaslandığında dünün Suriye'sinin, dünün Irak'ının, dünün Mısır'ının bugünküne oranla çok daha ileride olduğunu, biz onları demokratikleştirmeyi hayal ederken, biz derken Suriye halkı, Mısır halkı, bugün İslamcılıkla, İslamcılaştırmayla mezhep kavgaları, gözünü kırpmadan kafa kesmeler, öldürmeler, şimdi bu yetmedi. Artık Sünni dünya kendi içinde parçalandı. Hatırlayın, bir yıl öncesine kadar Sünnilik, Şiilik üzerinden bir saflaşma vardı. Bugün Suudi ve Katar ve Türkiye'nin de herkesten önce taraf olduğu gerilim artık Sünnilik içi. Yani adeta bir Afganistanlaşmanın giderek yaygın. Peki çare ne? Çare kesinlikle Orta Doğu'nun laik, çoğulcu, sosyal, demokratik bir yerden yeniden kurgulanması. Birazdan girersek ben Suriye'deki kantonların aslında buna yönelik ciddi bir örnek olduğu kanaatimi açıklamak istiyorum. Onları da konuşalım. Onlara da yönelik ciddi eleştiriler var yalnız. Evet. Onları da şey yapalım. Şimdi peki bu noktada oraya gelmeden önce Türkiye'nin yeniden laik, çağdaş, İşte ne bileyim demokratik bir rotaya yeniden girmesi ve en önemlisi de kindar, dindar nesil üretiminden vazgeçilmesi. Bunun için sadece
sol veya sosyal demokratlar yeterli olmuyor. Bütün toplumlarda muhafazakar bile olmuş olsa gerici değil. Şimdi biz muhafazakar falan diye biraz işi yumuşatıyoruz aslında. Ortada muhafazakar falan kişisel kanaatimi söyleyeyim. Yok, ortada bildiğimiz İslamcı, gerici, İslamcı. Faşizan bir kafa yapısı var. Ve bu kafa yapısını işte 24 yıl önce Madımak'ta gördük. 35 tane oradaki insanı yaktılar. Efendim, onun dışında hatırlatmak istiyorum size sözü vermeden önce. Türkiye nasıl muhafazakarlaştı ve bu rejim nasıl geldi? Hani oyla geldi dedin ya Üstad. Kısmen tabii doğru. Şunları hatırlatmak. Çok iyi işleyerek de oyla geldi. Ama tabii şunları hatırlatmak. Şunları hatırlatmak istiyorum. Geldiler. Şimdi nasıl geldiğini, nasıl bu ülkenin bu hale getirildiğini mesela 1978'di zannediyorum Sivas katliamını. Şimdi artık ülkede şunu söylemekle geçemiyorsunuz sayın seyirciler. Yani Sivas, Maraş, Malatya, Çorum falan diye artık şöyle demek zorundasınız. Birinci Sivas katliamı, ikinci Sivas katliamı, birinci Malatya kalkışması, ikinci Malatya falan. Böyle diyorsunuz artık katliamlar o kadar çok ki şehirlerin adını bir kere saymakla geçemiyorsunuz. Her birinde 16, 48, 33, 107. Öyle. Yani böyle korkunç dramlar, ölümler başladı. Şimdi ne oldu? Oradaki demokrat, çağdaş pek çok insan, Aleviler ayrıca toplu olarak göç etmek zorunda kaldılar. Türkiye'nin taşrası, Orta Anadolu'su, Doğu Orta kısmı falan böyle gericileştirildi. Bunları da hatırlatmak lazım. Kitlevi göçleri, efendim mesela şimdi zaman zaman söyleniliyor. Misal Terzi Fikri'nin olduğu Fatsa deniliyor. Şimdi efendim Fatsa öyle mi? Nasıl değişti? Nasıl değiştiğini ben size söyleyeyim. On binlerce insan göç etmek zorunda kaldı da öyle değişti. Yani o dönemin şey veya başka Diyarbakır, işte şimdi Sur, benzeri şeyler. Rize solcu bir memleketti. Tabii. Şimdi mesela... cinayetler unutmayalım. Muammer Aksoy cinayeti, Bahriye Üçok, Turan Dursun cinayeti yetmedi. Abdi İpekçi cinayeti, Çetin Emes cinayeti böyle ayrı ayrı. Bunların hepsi İslamcı cinayetler. Ahmet Taner Kışlalı cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti, İslamcı feminist Gonca Kuruş unutmayalım. Yani ve unutmayalım Diyarbakır cezaevi ne korkunç işler işte ne derler adına başka bir sürü şey. Türkiye ne yazık ki devletin belli bir kesiminin özellikle 12 Eylül dönemi ve sonrasında İslamcı faşizan zihniyetle yan yana çalışması sonucunda yeni bir toplum dizayn edilmeye çalışıldı. Ve o toplumun öyle bir toplum dizayn edildi ki hem de iktidarı da İslamcı, darbecisi de İslamcı. Tabii. Ama hep suçlu biziz bu arada. Tabii, yani İslamcı olmayan herkes suçlu ama. Biz burada darbede de biz suçluyuz. Darbenin sonrasında ben burada İslamcıya darbe yaptı dediğim için 100 tane evet aynı programda. Aynı programda. Yemediğimiz küfür kalmadı. Yani şimdi bu tabii bunları hatırlattıktan sonra yani muhafazakarlık öyle Türkiye toplumunun kendiliğinden geliştirdiği bir şey değil diye hatırlatmak istediğim için haddim olmayarak. Ama şu soruyu da sormalıyım. Eğer bir merkez gerçekten muhafazakar ama demokrat bir merkez sağ olmaz ise bu ülkede sol bir yere kadar bunu yapabilir. Siz ANAP'ın genel başkanlığını yaptınız geçmişte. Eskiden beri de merkez sağda önemli çalışmalarınız oldu. Şimdi bu dönemde böyle bir imkan ne kadar var? Meral Akşener neler yapmaya çalışıyor? Başkaları neler yapmaya çalışıyor? Sizce merkez sağın Türkiye'de bir şansı var mı? Bir gelişme var mı? Önümüzdeki dönem neler olur? Şimdi merkez partilerinin şansı var mı diye sorduğunuz zaman yani buna şansı yok diyemem. Ama bir şeyi kabul etmemiz lazım. Yani artık sadece Türkiye'nin sorunu değil, bu dünyanın da şöyle bir sorunu var. Temsili demokrasiler artık işlevlerini kaybettiler. Yani temsili demokrasiler mevcut gelişmeleri kucaklayamıyorlar. Mevcut
bireylerin, toplumların talebini yönetemiyorlar, yönlendiremiyorlar. O nedenle devletin yapısını, devlet etme anlayışınızı, zihniyetinizi kökünden değiştirmediğiniz sürece, yani her şeyi merkezden alan, her şeyi merkezde çözen ve her şeyi merkezden yerele indiren anlayışı terk etmediğiniz sürece, yani 10 tane merkez sağ parti kurun, 10 tane merkez sol parti kurun, sonuçta hiçbir şey değişmez. Sonunda o merkez gelir gene kendi çizdiği sınırlarda kendini korumak için yeni şeyler, çatışmalar, yeni kavgalar, yeni pogromlar. Bir kere bunu değiştirmeniz gerekiyor. Devleti gerçekten demokratik bir devlet organizasyonuna evirmeniz gerekiyor. Bunun için de yerelde güçlü yönetimler yapmanız gerekiyor. Kararları yerelde almanız gerekiyor. Merkezin etkisini azaltmanız gerekiyor. Temsili demokrasinin ulaşamadığı yurttaşları yönetime katılmasını sağlamanız gerekiyor. Bunları yapmadığınız zaman bütün bu sorunları çözemezsiniz. İkincisi, çok ciddi bir adalet reformuna ihtiyacınız var. Şimdi Erdoğan Bey çok güzel anlattı. Evet, geçiş toplumlarında bu tür süreçler yaşanır. Doğrudur. Yani çünkü hem eskiye ait değildir, hem yeniye ait değildir. Değerler hızla değişirken mevcut değerleri iş göremez hale gelir. Onun yerine neyi koyacağını bilemez. Ama böyle durumlarda güçlü bir hukuk devleti en güvenli sığınılacak himandır. Eğer siz adalet mülkün temelidir diyoruz. O mülkün temeli olan adaleti yıkarsanız, hukuk devleti olma özelliğinden çıkarırsanız, işte sokaklarınız bu hale gelir. Çünkü bakın, sokakların bu hale gelmesinin Erdoğan Bey'in söylediği bütün şeylerin dışında bir başka şeyi de ekleyeyim. Son yıllarda gördüğümüz çok ciddi bir cezasızlık kültürü yerleştiriliyor bu topluma. Bunun farkındayız herhalde, değil mi? Yani iktidarın etrafında kümelenen gruplar ya da iktidarın bir şekilde uzantısı olarak kullandığı bireyler, gruplar, bunlar korunuyor ve kollanıyor. Bunların özel olarak silahlandırılmasına izin veriliyor, yol veriliyor. Bakın, daha yeni güvenlik sektörünün uzun namlulu silah kullanmasına ilişkin bir düzenleme yaptılar. Yani özel güvenlik şirketleri istihdam edecekleri adamların uzun namlulu tüfek kullanması. Nasıl kontrol edilecek bu? Bakın, ne gibi bir ihtiyaçları var? Ankara'da, şimdi siz onları vermediniz, Ankara'da olan bir cinayette, adli vakada M5 askeri silah çıktı. Yani otomatik, yani otomatik bir silah, tabii silahlardan anlamadığım için askeri diyorum. Geçen hafta vermiş. Yani otomatik bir silah, hayır burada şeyde yoktu. Bu otomatik silah çıktı. Bu çok vahim bir şeydir. Sonra bu barış için akademisyenler meselesine imzacılar da hatırlar mısınız? Ülkede bir mafya lideri o akademisyenlerin kanıyla duş almak istediğini söyledi. O, bu arada o çok kişiye... özür dilerim. Yeri gelmişken bir kere daha her programda, çünkü bunu söylüyorum. Bugün de söyleyeyim. Theodorakis'in bir açıklaması var. Nuriye ve Semih için açlık grevi deler ve ölüm tehlikesi içinde yaşıyorlar. Onun, Mikis Theodorakis'in bir açıklaması var. Pek çok dünya çapındaki sanatçı da bu konuyla ilgili desteklerini ifade ediyor. Türkiye'deki insanların da. Ben doğrusu açlık grevi meselesine çok yakın kendimi bulmuyorum. Ama dünyada çok yapılan örneklerini konuştuk işin girişinde. İnsanlar çaresiz kaldığında bunu yapıyorlar. Kendilerinin ölmesinin engellenmesi için onların ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şu anın asıl sorunu işlerinden keyfi olarak atılmış, açlığa mahkum edilmiş insanlar. Elbette doğru ki, ama bence yani, bu iki insanın da bir şekilde ölümünün engellenmesi için onların ikna edilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama en önemlisi de haksızlık için mücadele ettiklerine göre adalet talep ediyorlar ve bu adalet talebinin yerine getirilmesi lazım. Asıl mesele o, ama öbür yandan da
Yani insanlar gün sayıyor neredeyse. Sadece Nuriye ve... Dünyada böyle vakalarda, açlık grevi gibi vakalarda genelde hak isteyen tarafla hakkını gasp ettiği iddia eden taraf, yani hükümet tarafı birebir doğrudan görüşmezler. Çünkü bunlar birbirlerine güvenmeyen insanlardır. Dünyada şöyle olur. Eylem yapan insanların kendisine yakın hissettiği veya güvendiği, işte bugünkü CHP gibi, HDP gibi muhalefet partilerinden bir tanesi bu işe arabulucu olur. Ve kendisi kefil olarak, hani seninle ilgili adil bir soruşturma yapılacak, ben buna kefilim diyerek o insanları bundan vazgeçirir. Ama Türkiye'de başbakan açıklama yapıyor. Ailelerle görüştük. Bize sıcak yaklaşmadılar. Ya çocuğun içten atmasına elini öpseydi senin, yani gelip. İçişleri Bakanı'nın yani, çok vahim açıklamaları var. İçişleri Bakanı'nın açıklaması. Çok vahim açıklamaları var. İçişleri Bakanı yani, iftira atar mı yani terörist diye? Çocuklarla ilgili sabıka kayıtları var diye. Sabıka kaydı olmadığı halde. Sabıka kaydı olan bir insan işte 11 tane diyor terör terör eyleminden sabıkası. Ya nasıl öğretmen oldu o zaman? Siz dalga mı geçiyorsunuz bizim zekamıza? Sanatçılar. Alay mı ediyorsunuz? Hayır, sanatçılar. Savcının temiz kağıdı var. Sanatçılar 111 imzayla açlık grevini protesto ettikleri de İçişleri Bakanı döndü. Sanatçılara siz de iyi imzaladığınızın farkında mısınız şey, dedi. Nuriye Gülmen'le Semih Özakcan yaptıkları çok saygı duyulacak bir şey. Ama ölümlerin de beklenmemesi lazım. Hükümetin eğer ailelerle, Binali Yıldırım'ın söylediği için söylüyorum, ailelerle görüştünüz ve bir şey olmadıysa tamam ölsün mü dediniz? Ne dediniz yani? Siz görüştünüz, bir şey olmadıysa başka insanları devreye sokun. Yani burada iş garantisi için değil, en azından adil şekilde, tarafsız şekilde bir komisyonda kendilerinin de dinleneceği bir şekilde bunun değerlendirileceğini söyleyin bu insanlara. Yani onların güvendiği insanlar bunu söylesin. Onlar size kefil olsun. Yani bu çok zor bir şey değil. Gidersiniz bir tane muhalefet milletvekili yahut sivil toplumdan güvenilir bilinen bir insan. Aydınlar. Mesela söyleyeyim Rıza Türmen tabii, beyefendiye tabii rica edilse, Rıza Türmen beyefendi gitse görüşse koşa bu insanlar Rıza Türmen beyefendiye şey yapmayacak mı? İnanmayacak mı? Onun kefaletine bence, inanmayacak bence mı? Şurada, yahut bambaşka birisi atıyorum Uğur Dündar'a söylense bu insanlar gitmekten mi erinecek? Yani niye ölmelerini bekliyoruz şimdi insanların? Şöyle bir problem de var galiba. Mesela çok saygı duyuyorum. Önemli bir şey. İmza kampanyası açıldı ve çok dünya çapında imzalar da veriliyor. Fakat bu imza meselelerine ben biraz açıkçası mesafeli duruyorum. Çünkü imza bir şeyin en pasif hali. Yani imzamı verdim mesele. Hatta ufak çapta hiç böyle bir düşünceleri olmadığını biliyorum ama hafif bir reklam gibi bir promosyonu da oluyor. Bak bütün demokratik şeylerde isminiz geçiyor. Ama onun yerine birilerinin bir heyet yapıp kapı kapı dolaşması, gerekirse hapishanenin orada tam durması. Tam bir duvara çarpıyorlar. Bakın 96 ölüm orucunda. Hatırlıyorum onları. Orada aslında iktidar, dönemin iktidarı karar vermişti çocukları öldürmeye. Nitekim 21 Aralık operasyonu, her şey hazır. Ama buna rağmen işte Eşber Yağmurdereli, Can Dündar, Yaşar Kemal gittiler, görüştüler, çözmeye çalıştılar falan yani. Evet ama çok işi neredeyse çözmek noktasına yaklaşıldıydı. Aynen. Şimdi hiç olmazsa bunu deneyin. Evet işte yani, onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada duvar, Kılıçdaroğlu'nun duvar tam işte bakın burada duvar var. İnsan sizinle konuşmayan anıtının etrafı polis avlukasına alınmış durumda. Ondan daha başka Türkiye'deki adaletin ne hale geldiğinin hani o görüntü yetiyor. Bu evet. Şimdi biraz önce söylediğim şeyde bir iki şey kısaca eklemek istiyorum. Yani birincisi bu cezasızlık meselesi. Bu önemlidir. Cezasızlık meselesini çözmediğiniz zaman o sokakta herkesin kendi adaletini aramasının önüne geçemezsiniz. Kesinlikle bir hukuk devletini acilen kurmanız lazım. Hani, siz şimdi Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye bu örnekleri verdiniz. Bakın IŞİD'in de, terörün de yeşerdiği, Taliban'ın da, El-Kaide'nin de yeşerdiği bütün o zincire bakın. Hepsinde önce devletler çökmüştür. Önce devletler çökmüştür. Arkasından terör örgütleri oraları ele geçirmişler. Arkasından dediğiniz gibi kadınlar ve çocuklar en büyük
cezayı görmüşlerdir. Ondan sonra bir daha o ülkeler oralar iflah olmamıştır. Bir de Suriye göçmen meselemiz var. Bunu çok geç kaldık. Ama yani geç kalmak demek hareketsiz kalmak anlamına gelmemeli. En kısa sürede oturup hızla çözmek zorundayız. Bir an önce eğitimini, öyle... dil öğrenmesini. Çünkü gitmeyecekler. Yani %70'i, %80'i burada kalacak. Onları çözmediğiniz zaman toplumun ortasında işte biraz önce Cezayir meselesi konuştuk değil mi? Yani Cezayirler Fransa'daki aynı şeyi atıyorsunuz. Ve gelecek bugünden çok daha kötü olacak hepimiz için. Hepimiz belki de başka ülkelerde gördüğümüz gibi yüksek duvarların arkasında oturmak zorunda kalacağız. Şu anda halen alçak bahçe duvarlarıyla idare ediyoruz. Alçak apartman duvarları. Ama bakın güvenlikte uzun namlulu silahlar gelmeye başladıysa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu işler iyiye gitmiyor demektir. Bir Suriye gibi Türkiye şey yapmaz. Türkiye Bosna'ya benzer. Suriye meselesine de aslında başka bir noktadan da bu Afrin ve benzeri şeylere girelim ama oraya girmeden önce bir dakikamız için de şunu şey yapalım. Şu anda trend topic deniyor galiba değil mi? TT o meselesinde. Twitter'da haddini bil TRT diye bir şey çıktı. Bu yürüyüşe kamu yayıncısı TRT böyle gördü. CHP liderinin sözde adalet yürüyüşü. Şimdi bu memlekette sözde diye başlayan... Bizim belgelerimizle evet, yani bu, sigaramızdan bilmem neye kadar her şeyden... Elektriğimiz... Şu anda kadar, biz TRT'ye para veriyoruz. Ondan sonra da kalk. Yani kalibaları kapatın, daha fazla ödemeyelim. Ben bu gerçekten programı izledim. Ben bu orada bu programı izledim. Arkası dönük olan hani bir tanesi Ahmet Kekeç biliyorsunuz herhalde. Diğer arkası dönük olan işte Kurtuluş Tayiz. Kendisi Ergenekon döneminde özel haberler yapan Taraf gazetesinin Acar muhabirlerinden, hatta galiba yaz işleri müdürü yardımcılığı gibi bir pozisyonda vardı. PKK itirafçısı. Yani eski PKK itirafçısı. Bunu şey için söylemiyorum. Kötü bir insandır, değildir diye söylemiyorum ama en azından bir samimi olalım. Yani bizim geçmişimizde bunlar yok. Yani o yürüyüşte yürüyen hiç kimsenin geçmişinde şeyi demiyorum. Bir örgütün militanlığından falan da bahsetmiyorum aslında. Hiçbirimizin geçmişinde böyle savrulmalar yok. Yani bir dönem şimdi güya hücuma geçtiğiniz, bizi birlikte olmakla suçladığınız insanların yayın organında müdürdün sen. Yani karar alıcıydın. İnsanları 4 sene, 5 sene hapislerde süründüren, o bizi birlikte olmakla suçladığın FETÖ'cülerin hepsinin general seviyesine yükselmesi için taş döşediniz. Bunu Taraf gazetesinde yaptın. Hepsinin imzaları. Peki. Yani bunu yeri geldi, aktüel bir şey diye gösterdim. Tabii sözde ifadesini başkaları kullanabilir. TRT kullanamaz. Yani TRT hepimizin TRT'si olmak zorunda. Yaptığı şey yasa dışı. Evet. Haber etiğine uygun davranmak. Aynen öyle. Muhtemelen şaşırdığımız için de yayınlamıyoruz. Bilgi sahibi olunsun diye. Aynen yayınlıyoruz öyle. Yoksa yani beklenen bir durum da. Evet. Biraz biz de şu... sözde olan adalet özde olması için yürüyoruz zaten. Değil mi? Evet, böyle evet de söylenebilir. Şimdi tabii iki konuyu daha konuşmak lazım. Bunlardan bir tanesi, değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi PKK'da daha dün zannediyorum iki tane yerel AKP'li politikacı. Bir Van'ın bir ilçesinde, diğeri de neredeydi? Lice'de miydi? Değil mi? İki tane Lice'de evet AKP'li ilçe başkan yardımcılarını kaçırarak öldürdü. Şimdi öldürdü haber geldi mi? Ben kaçırıldığını duydum ama. Birisinin birisi öldü, birisi kaçırıldı. Yani öldürüldü şimdi, galiba. Yani, ikisi de öldürüldü. Dolayısıyla bu da şuna şey, silahla yapılan bu tür müdahaleleri, müdahale değil bildiğin cinayet. Şimdi bunun sonucunda
hani HDP'yi konuşuyoruz, başka şeyi konuşuyoruz vesaire falan. Şöyle bir şey çıkıyor. Birincisi bunun kendisi, bu cinayetin kendisinin çok menfur bir şey olduğu ayrı bir mesele. İkincisi de tam şu noktada yani HDP'li insanlar diyoruz ki haksız yere ve haksız yere olduğunu ben de inanıyorum. Milletvekillerinden bahsediyorum, içerideler. Ama öbür taraftan da işte burada ne işe yaradığı çok tartışılacak bu şeyi iktidarda diğerleri de gayet rahatlıkla ve hatta kısmen aklı olarak diyecekler ki kardeşim bakın sizin de desteklediğiniz bilmem kimler sayesinde siz o oyları alıyorsunuz. Çünkü böyle bir söylemleri de var. Bakın muhalifleri orada öldürüyorlar, baskı yapıyorlar vesaire falan. PKK'nın silahının namlusunun ucuyla siz de seçiliyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok sembolik ve ne kime yaradığı da açık bir şey. Tam bu noktada işin silahların susması konusunda belki daha aktif bir mücadele lazım. Yani hele böyle nasıl ne amaca yönelik olduğu belli olmayan veya belli olan işler yapıldığında. Çünkü tam da şu sırada Türk ordusunun Afrin'e müdahale edeceği konuşuluyor. Bugün arkadaşlar göstersinler, Sayın Tayyip Erdoğan Rus Savunma Bakanı ile toplantı yaptı. Yurt dışında şu konuşuluyor, Ruslar belki de şeyden çekilecek, Afrin kantonundaki üssünden çekilecek. Bunun niye bu zamana denk getirildiği de belki de tam bu yürüyüş ve hak ve adalet isteklerinin tavan yaptığı bir noktada. Nasıl ki 7 Haziran'da bir büyük yenilgi yaşadı AKP. Hemen arkasından PKK ile olan çatışmalar başladı ve sonrasında da işte milliyetçilik yükseltilerek Kasım seçimleri sonucu çıktı. Acaba böyle bir şey mi hazırlanıyor diye konuşuluyor. Bilmiyorum bu kulislerde vesaire. İsterseniz ben başlayayım. Birincisi söylediğiniz şey bu PKK'nın bu eylemlerini hükümet işte HDP evet, üzerinden kısa yaparsak HDP üzerinden kullanır var. Dediniz ya yani evet. Hükümet bunu kullanmak ister. Her zaman da yaptığı bir şey zaten. Bu arada Suriye haritasını da gösterelim. Her zaman da yaptığı bir şey ama burada şöyle bir yanılgıya bizim sürüklenmememiz lazım. Yani PKK bunu akıl etmiyor mu? PKK'nın umurunda değil HDP'nin siyasette nerede durduğu, ne kadar oy aldığı. PKK kendi içerisinde devletleşmiş bir yapı ve HDP'yi öyle HDP barajı geçsin, HDP barajı geçemesin, iktidar olsun, iktidar ortağı olsun. Böyle bir şey yok. PKK bunu umursamaz. Yani bunu hükümet zaten bile isteye sanki yan yana getiriyor. Sanki kararlar ortak alınıyormuş gibi. Aptal mı canım bunlar oy PKK oy falan kaybetmez. PKK bu parti değil. Yani PKK taban kaybeder miyim etmez miyim ona bakar. HDP'nin nerede olduğu, ne kadar oy aldığı falan PKK'nın umurunda değil. Eylemlerini yaparken de HDP'ye göre planlamazlar. Bu arada Afrin kantonunun haritada yerleri gösteriliyor. Evet. İkincisi Afrin'le ilgili benim duyduğum, güvendiğim insanların söyledikleri hani herkesin ortak noktası yani bu bir macera. Bir tarafta Amerika'nın, bir tarafta Rusya'nın olduğu hani İran'ı, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, Suriye'yi falan hiç saymadan olduğu bir alanda ABD'nin artık resmi olarak PYD'yi müttefik olarak gördüğü bir ortamda hani oradan ne kadar uzak durulsa daha iyidir diyor insanlar. Hani sınır güvenliğini sağladığın sürece oradan uzak dur. Uzak durması lazım Türkiye'nin diyor. Bütün bu konuda söz söyleme yetkinliğine sahip olan tanıdıklarım. Ama hepsinin de ortak bir görüşü var. Hani iç siyasette sıkışıldığı anda girilebilir. Böyle bir ihtimal evet, yani var ama bunun ihtimal, sonucunun ne olacağını kimse kestiremiyor. Öyle bir ihtimal hep var. Yani bunun sonucu ne olur? Oraya girilirse riskli olan sonuçları evet. Var tabii. Bir taraftan senin altında seküler olduğu için bütün dünyanın artık meşru olarak gördü. Ve orada ciddi bir hani federatif de olsa bir devlet yapılanması olan Suriye'nin şu anda insanların en huzurla yaşadığı. Aynı zamanda da Suriye nüfusunun hani mevcuttaki nüfusun en yoğun olduğu alanlardan bir tanesi Rojava. Yani o PYD-YPG bölgesi.
Ve dünyada bunun meşruluğunu artık tanımış. Çünkü Amerika tanımış yani. Artık sizin üstüne ne kadar söz söylediğinizin yani çok bir önemi yok orada açıkçası. Benzer yani bir soruyu... Ve burada ağır silahlar da var. Vaktimiz az olduğu için o sözünü kusura bakma kesiyorum. Erdoğan Aydın bu konuyla ilgili yorum yapmak istiyordu. Söyleyeceği sözleri de var. Şimdi ama Rojava denilen oradaki bölge için aynı zamanda ciddi bazı eleştiriler de var. Mesela muhaliflerin hemen hemen tamamının oradan sürgün edildiğine dair muhaliflerin kendilerinin iddiaları var. Yani göründüğü kadar pembe olmadığına dair. İkincisi olayın Amerika ile fazla içli dışlı olunduğu bir iddia da demeyeyim artık gözüküyor. Dolayısıyla oradaki güç arenasının bir unsuru pozisyonunda. Öbür yandan da böyle bir tehlike var. En son arkadaşlar da göstersin elmaslar o Suriye rejimine yakın bir şey. Orada da diyor ki ÖSO'ya karşı bu bölgeye bir saldırı yapacağını söyleyen YPG'li bir yetkili. Fakat haber tuhaf, içinde yetkilinin adı yok. Yani güvenilir bir haber olmayabilir. Ama ortalık çok karışık yani. Türkiye'nin böyle bir saldırısının olacağı konuşuluyor. Olursa ne olur? Sözü size bırakayım. Şimdi böylesi yoğun savaş atmosferi yaşanan bir yerde her şeyin pembe olması mümkün değil. Orada bakın Türkiye'de bir dizi hak ihlali yaşanıyor. Adalet bugün Türkiye'nin en temel problemi. Orada ise şu anda uluslararası cihatçı çetelerin bir rejimi yıkmaya çalıştıkları, herkesin herkesi vurduğu bir ortam. Öyle bir ortamın pembe olması mümkün değil. Ama şu çok açık. Esad rejiminin hakim olduğu bölgeler dahil olmak üzere şu anda Suriye'de farklı kimliklerden insanların, kadınların, erkeklerin, Türkmenlerin, Kürtlerin, Süryanilerin ve Ermenilerin birlikte ve Arapların Sünni ve Şii taraflarının birlikte yaşayabildiği biricik, sakin, kendi içinde çatışma üretmeyen Suriye'nin tek bölgesi. Elbette ki pembe değil, bütünüyle katılıyorum. Ama o muhalif diye Türk basınına getirilen bazı bilgilerin de manipülatif psikolojik savaş ögeleri olduğunu düşünüyorum Dursun. Ama bununla o yurt dışından birlikte kimsenin, takip ettiğim şeyler kimsenin kesinlikle o bölgeye ait olan hiç kimsenin seçilme, yönetime katılma, gazete çıkartma, eleştiri hakkının ihlal edilmemesi gerektiği konusunda bir itirazım olamaz. Diğer taraftan ABD ile çok işli dışlı oldukları gerçekten ortada ve ben sol sosyalist kimlikli bir insan olarak da buna ilişkin çok ciddi rahatsızlık belirtebilirim. Ama şunu düşünmek lazım, orada PYD'yi ABD'ye muhtaç veya ABD ile müttefik olabilecek şeye bırakan faktörlerin en önemlisi vergi verdiğimiz devletin bir türlü adeta Sykes-Picot'dan sonra Kürtlerin Kürt olarak var olma hakkını kategorik bir şekilde inkar etmesi. Hı hı. Aynı şekilde Arap milliyetçiliğinin, Acem milliyetçiliğinin onlara bu bölgede var olma, kimlikleriyle insan olarak var olabilme haklarını ellerinden almış olması. Hı hı. Çözüm ne? Büyük bir fotoğrafa girelim. Çözüm şu. Aslında biz nasıl Türkler, Araplar, Acemler kendi kimliklerimizle yaşama hak ve özgürlüklerini kullanabiliyorsak, Kürtler de eğer kardeşimizse ki öyle olmak zorunda, onların da kimlikleriyle yaşayacakları yeni bir bölge statüsü kurduğumuzda bir, ABD'nin orada ne işi var sorusu maddi bir gerçekliğe dönüşür. Rusya'nın orada ne işi var maddi bir gerçekliğe dönüşür. Kendi barışımızı, kendi laikliğimizi, kendi sosyal devletimizi inşa etme şansına sahibiz. Evet. Ve bunu yapmayan güçleri sorgulamak zorundayız. Bir şeyle bitireyim. Orada bakın. Evet. Aşağıda El-Kaide güçleri var. Hı. Yukarıda ancak Türkiye'nin tankları sayesinde ayakta durabilen bir ÖSO güçleri var. Altta Suriye güvenlik bölgesi, üstte PYD güvenlik bölgesi. İki bölgeyi yirip yarmak ve aşağıdaki siyasal İslamcılarla ÖSO'cuları birleştirip güç devşirilmek istiyor. Bu çok yanlış. Bunun yerine tam tersine orada rejimi demokrasiye, çoğulculuğa zorlayan ve laik güçlerin güçlenmesini sağlayan bir yeni politika bizi savaş riskinden, yani çocuklarımızın gidip bir de Suriye cephesinde ölme riskine karşı korumak için biricik yöntemdir. Kürtleri seversek, Kürtlerin
de bölgede çözüm üretmemesi mesela ama hiç hiçbir yani neden yani Kürtler deyince YPG bütün Kürtleri temsil etmiyor olabilir. Kürtler yani üzerine bir hukuk kuralım. Hı hı. O zaman zaten öbür sorunlar bunu da aslında edilir. Ayrı bir programda evet. Tartışmak iyi olabilir. Son bir dakikamız kaldı. Hemen tamamlayıcı olarak şey yapayım. Orada bana şey geliyor. Yani Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı konuşmaları yoğunluğu arttı biliyorsunuz. Hani orkestra artık kapanış parçasını çalmaya başladığında bütün crescendolar, allegrolar devreye girer. Yani sanki artık kapanışa doğru gidiyor. Şimdi Türkiye'nin orada müdahale edip etmemesi meselesine iki pencereden bakmak lazım. Sadece Afrin'e bakarak anlamak mümkün değil. Afrin, Bab ve İdlib. Bu üçündeki dengeye bakmanız gerekiyor. Eğer süremiz Türkiye bitti. Afrin'e girmişse İdlib'den demek ki El Nusra'yı feda etmiş demektir. Evet. Son benim söyleyeceğim bu. Yani tek peki. Baktığınızda gerçekten şey olmaz. Evet. Mümkün değil. Peki sayın seyirciler tabii hani normal bir iş değil. Akla ziyan bir iş. Ama çünkü sonucunun ne olduğunu hesaplayamayacağınız bir iş. Ama Türkiye'de özellikle otoriter rejimler dünyada genellikle böyle büyük maceralar sonucunda başlarını belaya ve ülkeyi de başlarını belaya sokarlar. İşte mesela bir zamanlar 3. Napolyon böyle bir macera sonucu gitti. Hitler öyle bir macera sonucu gitti. Başka rejimlerde bunlarla kıyaslıyor değilim ama umarım Türkiye kendi başını kişisel veya grupsal veya partisel çıkarlar uğruna böyle şeylerin içine sokmaz diye ümit ediyorum veya sokmasın diye dileğimi söylemiş olayım. Efendim yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalınız.